Hamilelikte ve tüp bebekte koronavirüsünü İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Ozan Özhoca ile konuşacağız. Merhabalar. Merhaba. Koronavirüs hamileleri nasıl etkiliyor? Bu herkesin çok merak ettiği bir soru aslında. İsterseniz soruya şöyle başlayayım. Öncelikle koronavirüs nedir? Onunla ilgili birazcık bilgi verelim. Daha sonra da hamilelikte ne tür etkiler gösteriyor? Biraz onunla ilgili konuşalım. Şimdi aslında koronavirüs çok yeni bir virüs değil. Neredeyse 10 yıllarca bilinen, hatta 2003 yılında SARS, daha sonra 2012 yılında da MERS ile kendisini göstermiş yine Uzak Doğu'da bu virüslerin akrabası olan bir virüs grubu. COVID-19 denmesinin sebebi de COVID'in içerisindeki corona, vid, virüs, D harfi de disease İngilizce hastalığı tabir ediyor. COVID-19 da 2019 yılında çıktığı için yine maalesef Uzak Doğu menşeli olarak öncelikle çıktı. Diğer hastalıklardan farkı şu oldu, onlar daha lokal seyrettiler aslında. Daha böyle oldukları yerde kaldılar ya da yayılırken çok fazla, çok bulaşıcı değillerdi. Fakat koronavirüsün en büyük özelliği maalesef çok hızlı bir şekilde bulaşıyor olabilmesiydi. Ve işte hepimizin de bildiği gibi özellikle yaşlı grubu çok fazla seçiyordu. Çünkü bunların riskleri olduğu için, bir takım ek hastalıkları da olduğu için. Şimdi aslında gebeler şöyle endişeleniyorlar. Halk arasında şöyle bir inanış var. Hani gebe kalırsak acaba koronavirüs bizi ciddi anlamda etkileyecek mi diye. Şimdi virüsle ilgili yazılar çok yeni olduğu için açıkçası tam %100 bir cevap verebilmek, evet ya da hayır diyebilmek çok doğru olmayacak ama şu andaki genel literatür bilgileriyle ilgili konuşmak gerekirse özellikle gebeliğin ilk 6 ayında çok büyük problem çıkarmıyor. Son 3 ayında bebek artık anne rahminden yukarıya doğru iyice çıkıp akciğerlere doğru büyümeye başladığı için eğer o esnada siz bir şekilde koronavirüse maruz kalırsanız, koronavirüs de maalesef ciğerlerimizi olumsuz etkilediği için bu işte o gebe adayında problem çıkartabilecektir. Ayrıca gebelikte bazı özel durumlar da var Fidan Hanım. Mesela bazı gebeler gebeliğin ilerleyen haftalarında tansiyon yükselmesine, gebeliğe bağlı olarak tansiyon yükselmesi hastalığına yakalanabiliyorlar. Ya da bazı gebe adaylarımız gebeliğin özellikle 24. 25. haftasından sonra gebelik şekeri dediğimiz gestasyonel diyabet diye tabir ettiğimiz bir şeker hastalığına yakalanabiliyorlar. Yaşlı gruptan da hatırlarsanız özellikle tansiyon hastası olan ve şeker hastası olan grupta sıkıntılı seyredebildiği için bu durum aynı şekilde gebelerde de söz konusu olacak. Dolayısıyla da eğer hem gebelik 28. haftadan sonrası yüksek tansiyon üzerine eklenirse ya da bir de şeker hastalığı eklenirse tabii ki problem çıkma ihtimali mutlaka ve mutlaka olabilir. Peki kronik hastalığı varsa hocam daha hamilelikten önce? Tabii ki mesela kronik aslında gebelerin bir avantajı şu diğer gruba göre. Şimdi biz nüfusu genç olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla da bizim ülkemizdeki gebelerin yaşı da dolayısıyla genç olduğu için genç yaşta çok şükür kronik hastalığa yakalanma ihtimali zaten çok azdır. Ama tabii ki bir kronik hastalığı varsa, sistemik bir hastalığı, mesela diyelim ki hamilelik öncesinde diyabeti ya da sistemik lupus gibi bütün sistemi etkileyen bir kan hastalığı söz konusu ise bunlar tabii ki bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyecekleri için dolayısıyla bu kişiler gebe kaldıkları zaman risk altında olacaklar. Risk altında olan insanların da neler yapmasıyla ilgili muhtemelen birazdan konuşacağımız için isterseniz çok fazla detaya girmeyeyim ama evet risk altında olacaklardır kesinlikle. Peki hamilelikte, gebelikte koronavirüsü geçiren kadında bebeğine geçer mi bu virüs? Şöyle söyleyeyim size, şu andaki güncel bilgilerimiz Fidan Hanım daha çok şu yönde, hamilelik esnasında annenin karnındaki bebeğe koronavirüs geçmiyor şeklinde biliyoruz şu anda. Yani aslında bebek annesinin karnındayken açıkçası şu anda daha çok güvenli bir ortamda gibi. Fakat doğum esnasında anne aktif enfeksiyon geçiriyorsa, yani diyelim ki kadın 39 haftalık doğum sancıları başladı, bir hastaneye başvurdu, o sırada yüksek ateşi ama öksürüğü de var, test yapıldı ve koronavirüs olduğu tespit edildi. Bu anne adayının doğum esnasında ya da doğumdan sonra nefes alıp verirken, çünkü bebeği emzirecek, o sırada nefes alıp verecek anne tabii çocuğun yüzüne bakarak, çocuğuna geçirme ihtimali şu an için bildiğimiz yollarla bu şekilde oluyor. Hatta bir grupta şeyi merak ediyor, benim özellikle gebelerimden bir kısmı da şunu soruyor şu anda işte doğuma yakın olanlar. İşte hocam acaba bunu anne sütüyle de geçirebiliyor muyuz diye de merak ediyorlar. Bu durum anne sütü için de geçerli. Anne sütünün şu anda koronavirüsü taşımadığını biliyoruz. Dolayısıyla da hani emzirmek güvenli aslında normal şartlar altında. Fakat
Eğer siz doğum yaptınız, o sırada aktif enfeksiyona sahipsiniz, çocuğunuzu da emzirmeniz gerekiyor. Çünkü anne sütü özellikle ilk 6 ayda bebeğin alması gereken tek besin, en önemli besin. Bebeği bundan mahrum bırakmamak lazım. Çünkü sütün içerisinde bebeği ileriki hayatında mikroplara karşı koruyacak bir sürü antikor da var. O yüzden belki emziremeyecek o aktif dönemde sütünü bir pompa yardımıyla boşaltıp bir biberon içerisine koyup vermesini de tavsiye ediyoruz kendilerine. Dolayısıyla da şu anda koronavirüs hamilelikte bulaşmıyor diyebiliyoruz şu andaki güncel bilgilerimize göre. Ama doğum yaparken, vajinal yoldan doğum yaparken vajen sıvılarında şu anda tespit edilmiş durumda. Dışkımızda tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla da bu yolla geçebilme ihtimali çok az olsa da var. Ya da doğum sonrası annede aktif enfeksiyon varsa emzirirken sütten değil ama solunum yoluyla çocuğuna bulaştırabilme ihtimali olacaktır. Doğumu normal yol ya da sezaryen yolu yapması şu an için herhalde? Şimdi evet. Bunu da merak ediyorlar tabii. Yani. Soruyorlar hastalarımıza. Benimkiler de soruyor şu anda benim gebelerim de. Acaba hani normal yolla mı doğuralım yoksa sezaryenle mi? Şimdi sizde koronavirüs yoksa hamileyseniz, her şey de yolundaysa, son anda muayeneye geldiniz, her şeyinize baktık, normal doğurmanıza hiçbir engel durum söz konusu değil. Tabii ki normal doğuracaksınız. Bunun hiçbir riski yok sizin için. Fakat diyelim ki doğuma yakın zamanda işte bir şekilde enfeksiyonu kaptınız ya dışarıya çıktınız ya da işte bir ziyaretçiniz geldi evinize, size bir şekilde enfeksiyonu bulaştırdı ve siz doğuma giderken aktif enfeksiyon taşıyorsunuz. Bu enfeksiyon da akciğerlerinizde şu anda aktif durumda. Şimdi doğum eylemi esnasında ıkınma dediğimiz bir olay var. Hani bebeğin başı annesinin vajinasından çıkabilsin diye anne oradaki kaslarını çalıştırmak zorunda bebeği itebilmek için. Fakat sizin ciğerleriniz doluyken, yani nefes alma probleminiz varken maalesef ıkınma hareketini yapma şansı o kişinin, o gebenin pek olmayacak. Dolayısıyla da bu şekilde bebeğini doğurma şansı olmaz. Bunlar da sezaryen tabii ki önermek lazım. Fakat sezaryen yaparken de iki türlü insanları uyutabiliyoruz. Bir tanesine genel anestezi diyoruz. İşte kişinin boğazından içeriye bir hortum yerleştiriyoruz. Tabii siz o esnada aktif bir enfeksiyon taşıyorsanız sadece boğaz bölgenizde, biz o hortumla birlikte akciğerlere doğru inmeye çalıştığımız için nefes yollarının alt kısmına ve pozitif basınçla sizi havalandırdığımız için enfeksiyonu daha aşağı akciğer bölgelerine indirebilme şansımız olacaktır. O yüzden çok dikkatli olmak lazım bu durumda. Bu durumda hastayı genel anesteziyle değil, lokal anestezi dediğimiz işte belinden aşağısını bir iğne yardımıyla uyuşturarak lokal anesteziyi tercih edersek aktif enfeksiyonu bulunan anne adayına da enfeksiyonu bulaştırmamış olacağız. Peki COVID-19 tedavisi gören annenin kullandığı ilaçlar bebeğe zarar verir mi? Şimdi Fidan Hanımcığım çok güzel sorular. Şu anda COVID-19 enfeksiyonunun aslında tam olarak enfeksiyona dönük ne bir aşımız var elimizde ne de bir ilacımız var. Şu anda bir sürü ilaç var kullanılan piyasada, ismini duyduğumuz, bildiğimiz ya da başka hastalıklarda etkin olduğunu bildiğimiz, viral hastalıklarda etkin olduğunu bildiğimiz ama bu hastalığa uygun olarak kullanılan ilaçlar var. Fakat bunların hiçbir tanesi şu anda COVID-19'a spesifik, yani ona özgül bir tedavi içermiyorlar. Şunu biliyoruz ki hamileliğin özellikle ilk 8-10 haftasında bebeğin iç organ taslakları oluşuyor. Biz bu döneme organogenez diyoruz. Bu dönem çok hayati önemlidir. Bu dönemde hatta mümkünse annenin belki folik asit dışında hiçbir vitamin bile kullanmasını istemiyoruz. Dolayısıyla da eğer bu dönemde bir aktif enfeksiyona yakalanırsa ve hayatını tehdit edecek bir durum söz konusu olursa ilgili branştaki uzman, çünkü gebelikte kullanılacak ilaçlar kategori kategori ayrılıyor. Mesela kategori A dediğimiz ilaçlar en güvenli ilaçlardır. Kategori X ise en sıkıntılı gruptur. Tabii ki annenin hayatını tehlikeye atacak bir durum söz konusu olduğu zaman kategori olarak bebeğe zarar verme ihtimalinin en az olduğu yardımcı ilaç gruplarından bir tanesini seçebiliriz. Ama 8-10. Haftadan sonra enfeksiyon ortaya çıkarsa o zaman bebek organ taslakları tamamlanmış olduğu için bebek nispeten daha güvenilir bir döneme geçecek ve anne tabii ki durumu da kötüleşiyorsa ve bu destek ilaçlarını almak zorunda kalacaksa o zaman tabii ki önerilebilir. COVID-19 geçirmek tüp bebeğe engel midir? Tüp bebek tedavisine engel midir? Çocuk sahibi olmak insanlar için çok özel bir durum ama açıkçası çok acil bir durum değil. Hani siz çocuğunuz olması için 1 ay, 2 ay ya da 3 ay bekleyebilirsiniz açıkçası. Şimdi hastalarımız bizi arıyorlar. Ya hocam hani ne olacak, ne zaman bitecek bu durum diye. Şimdi öyle belirsiz bir durum ki bu. Hani insanlara şunu söyleyemiyorsunuz. Ya 1 ay bekleyin, hani 1 ayın sonunda bu iş bitecek. Ya da 2 ay bekleyin, sonra gelin size tedavi yapacağız diyecek bir durumda değiliz insanlara şu anda. Ama şunu gördük, bir takım deneyimler tabii edindik. Şimdi özellikle enfeksiyon ilk başladığı Mart ayının başından itibaren o 1,5 aylık süreç, yani Nisan'ın sonuna kadar pek hasta almadık açıkçası biz de.
Çok nadiren yumurtalık rezervi çok azalmış, belli gruptaki hastalarımızı tedavi etmek zorunda kaldık. Ya da mesela diyelim ki o esnada kansere yakalanmış bir hasta kemoterapi alacaksa onun yumurtalıkları bundan ciddi zarar görecek. O yüzden yumurtalıkları bazı merkezde de alınıp toplandı ve donduruldu, saklandı. Dolayısıyla bu şartlarda tüp bebek yaptığımız insanlara tüp bebek transferi yapmadık. Onların embriyolarını bir tank içerisinde dondurarak sakladık. Çünkü şunu bilmiyorduk, acaba virüs bu insanlara zarar verecek mi, bebeklerine zarar verecek mi, vermeyecek mi diye. Aslında genel anlamda daha önceki virüs hastalıklarından şöyle bir tecrübemiz var. Virüsler genellikle çok büyük zarar vermiyor. Ama sonuçta bu çok yeni bir durum. Ne olduğunu da bilmediğimiz için dedik ki bir süre bir ön şeyleri bakalım, hani nasıl olacak diye. Gelen yayınların ilk başında bebeklerle ilgili düşük miktarında bir miktar artış olduğu yönünde bir yazı çıktı. Fakat daha sonraki gelen pek çok bilimsel makalede bunun olmadığını gördük. Şimdi açıkçası şu anda kontrollü bir şekilde eğer koronavirüs şüphesi taşımayan hastalarımız söz konusu olursa bunları artık tedaviye yavaş yavaş almayı planlıyoruz. Hamilelere havuz ya da denizden koronavirüsü bulaşma riski var mıdır? Nedir yani? Şimdi biliyorsunuz salgılarımızla bulaşan bir enfeksiyon olduğu için bu sonuçta hani özellikle koronavirüslü biri öksürüp hapşırdığı zaman ağzından çıkan damlacıkların üzerindeki bu virüslerin karşısındaki insanın solunum sistemine geçmesiyle bulaşıyor. Dolayısıyla da aslında eğer havuzu tercih edersek aslında şu anda günümüzde bunların içerisinde de klorlama yöntemiyle ya da ozon yöntemiyle şey yapılıyor. Bunlar dezenfekte ediliyorlar açıkçası ama yine de deniz suyunu tercih etmek çok daha mantıklı olacak. Çünkü havuz daha kapalı, daha küçük bir yer. Sonuçta oraya atıyorum 50 kişi girecektir ama 50 kişi o sırada denize girerse deniz çok daha büyük bir alan kapladığı için karşınızdaki insanı enfekte etme şansınız az olacaktır. Dolayısıyla tercih edilecekse havuz yerine tabii ki deniz olmasını öneriyoruz hastalarımıza. Son olarak COVID-19 salgını gebelik muayenelerinin sıklığını ve yapılma zamanını nasıl etkiledi? Evet yani tabii ki bebek alındıktan sonra en çok istenilen şey de hani muayeneye gidip bebeğin gelişimini görmek, kalp sesini duymak. Bu insanlar için tabii çok özel bir şeydir. Giderken maalesef takside, otobüste enfeksiyon kapma şansınız var. Hastanenin içerisindeki herhangi bir görevliden, doktorun kendisinden de maalesef hastalık kapabilirsiniz. Dolayısıyla muayene sıklıklarının biraz daha açılmasını rica ettik. Gerekirse dedik hani çok acil bir durum olursa kanama ya da çok şiddetli bir ağrı tabii ki bu durumlarda mutlaka ve mutlaka hekiminizle temasa geçin. O sizi doğru bir şekilde yönlendirecektir. Ama değilse muayene araları biraz daha açılsın. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü en nihayetinde bu durum maalesef bir şekilde enfeksiyon bir hasta birinden başka birine bulaşıyor. Dolayısıyla da evimizde kalmak aslında şu anda en mantıklısı gibi görünüyor. Eğer çıkmak zorundaysak da mutlaka ve mutlaka maskemizi takalım. Karşımızdakinin de maskesi yoksa onu da lütfen uyaralım. Çünkü bu en azından bizi bir miktar da olsa koruyacaktır. Teşekkür ederim Ozan Bey. Ben teşekkür ederim.